MHP ile İYİ Parti arasında ipler geriliyor. Ne zaman bu gerilginlik kopar bilemeyiz ama bir kavga başladı. Meral Akşener'in MHP tespiti ise kavgayı ateşleyen ya da fitilini ateşleyen başka bir sözler diziniydi. Haber izliyoruz. Meral Akşener'in MHP tespiti. Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklaması sonrası MHP'nin 4 puanlık oyunun Ekrem İmamoğlu'na gideceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinde sakınca olmadığını belirtti. Bu açıklamalara tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçeli yıllarca bebek katili dediği terörist başına Öcalan dedi, bir sonraki adım galiba Sayın Öcalan olacak ifadelerini kullandı. Diğer mesele Sayın Bahçeli. Çok ilginç bir savrulma içinde. Yıllarca bebek katili İmralı canisi dediği terörist başına birdenbire Öcalan demeye başladı. Bir sonraki adım sanıyorum tırnak içi Sayın Öcalan olacak. Ve bu savrulmanın Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren, oy veren, yaşayan, Türkiye'de yaşayan her seçmen açısından çok dikkate değer bulunup değerlendirileceğine inanıyorum. İYİ Parti ile MHP arasında bu kavga daha alevlenir mi? Şimdi Türkiye'de ülkücü seçmen aynı HDP seçmeni gibi ikiye bölünmüş. Bir tanesi MHP ile İYİ Parti'nin paylaştığı 7-7 toplasan ikisi küsuratlarına 15, %15 de AK Parti'de. Yani MHP'nin gerçek oyu %30'dur. Bu arada Büyük Birlik Partisi'nin oyu %1'dir. %1'dir. O nerededir? %1'dir. O biraz Saadet Partisi'ne yakındır. Ama Temel Karamollaoğlu'ndan sonra tamamen yol ayrımına girmiştir. Çünkü Temel Karamollaoğlu Necmettin Erbakan'ın rahmetlinin ne oğluna sahip çıkmıştır, ne de onun ideallerine sahip çıkmıştır. Söylemlerinde Necmettin Erbakan vardır. Erbakan Hoca'yı yalnızca adını zikrederek o makamı korumaya çalışan bir ahali var orada. Bir ihtiyar heyeti var. O ihtiyar heyetiyle muhtarlık gibi yönetiyorlar artık. Saadet Partisi'nin herhangi bir şekilde üstünlüğü kalmamıştır. Saadet Partisi'nin içerisinden çıkan milli gömleği giymiş ve o bayrağı taşıyan Tayyip Erdoğan partinin demokratlarla, liberallerle, ülkücülerle, turancılarla, alperenlerle toplumun milliyetçi grubunun tamamını, vatansever grubunun tamamını biraz daha muhalefete hak ve hukuklarda etrafındaki kral ve böyle kraldan fazla kralcılar olmazsa ulusalcıların bile oyunu alır Tayyip Bey. Bu kadar net söylüyorum. Türkiye'de MHP'nin oyu 25-30 bandındadır. MHP ile İYİ Parti'dedir. Yarısı da AK Parti'dedir. Bu bir, bir daha iki. Bu süreç One Minute sürecinden önce başlamıştır. Ama One Minute sürecinden sonra tamamen bu olay farklı boyuta gelmiştir. Yani bu saatten sonra %10 barajı herhangi seçim ittifakları olmasın MHP'de, İYİ Parti'de sınıfta kalır. Bu kadar net söylüyorum. Bu kadar net söylüyorum. Peki onun için buradaki konuşmalar... İYİ Parti'nin CHP'ye, MHP'nin de AK Parti'ye ihtiyacı var. Şimdi buradaki diyaloğa geçtik. Diyalog, evet. Her zaman söylediğim gibi siyaset bakkal yönetmeye benzemez. Siyaset bakkal yönetmeye benzemez. Bu arada da siyaset bakkal yönetmeye benzemez ve siyaset içerisinde farklı partilerden farklı sesler yükselişi olur. Bunlar mevcut olan tabanları birbirine yakın partiler hep bu tarz bel altı vurmaya çalışırlar. Meral Hanım'ın bu çıkışı da parti içerisinde MHP'nin şu andaki İstanbul seçmenin üzerindeki etkisi 5 ile 8 puan arasıdır.
Bunun da diyor yarısı diyor bize gelir diyor. Şu olaylardan dolayı gelmez ama Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyetinden dolayı gelir. Aslında böyle yaklaşmış olsa olayı farklı değerlendirir. Ama şu var ki Devlet Bahçeli bir devlet adamıdır. Bakın Devlet Bahçeli bir devlet adamıdır. Devletin kuralları çerçevesi vardır. O kurallar ve sınırlarını asla ihlal eylemez. Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar destek vermek zorunda bu saatten sonra. Yol dönüşü yapamaz. Tükürdüğünü yalamaz. Tayyip Erdoğan'ın da şu anda izlemiş olacağı politika İstanbul seçimlerinden sonra Kürt açılımını tekrardan başlatmaktır. Bunun yolu da İmralı'daki caniye, İmralı'daki şerefsize, İmralı'daki haine sayın demekle değil Savaş Bey. Anladınız mı? Kimse ona savaş böyle şey demez. Sayın Mayın demez. Devlet Bahçeli'den ağzından öyle bir şey olacağına çıkmaz ağzından diyorsun. MHP kongresinde kafasına sıkar Devlet Bahçeli şerefinle ölür. Onun için böyle şeyler bel altı vurmamak lazım. Şu var. Burada bir demoloji var galiba. Devletin kuralları vardır. Devletin yürütmesi gereken bir siyasi politikası vardır. Uluslararası ilişkileri vardır. Bu ilişkilerde insan hakları ilişkileri bunlardan biridir. Ve insan haklarıyla ilgili de Abdullah Öcalan'ın idam yasasına ben de karşıyım. Onun gibi bir caninin tırnaklarını, gözlerini sökerim. Dişlerini tek tek sökerim. Ama uluslararası Türkiye'nin mevcut olan yerinde hasar zedeleriz. Sıkıntı yaşarız. Bundan dolayı devlet doğru bir karar veriyor. Tayyip Bey de daha önce ailesini yollamıştı. Şimdi avukatlar gidiyor. Yani bir adam ne kadar cani olursa olsun, terörist başı olursa olsun, bunu Avrupa'dan bir kabul gören bir kesim var. Türkiye'ye yapılacak oyunlar üzerinden bunu bahane edip kullanacak bir olan kesim var. Farklı parlamentolarda Ermeni diasporası gibi Kürt diasporası da iyi ilişkiler kuran ve Avrupa'daki bazı parlamenterleri kışkırtarak, onları satın alarak, uyuşturucu paralarını da satın alarak onları Türkiye aleyhine konuşmalar, Türkiye'nin demokratik ve özgürlükçü tavrını da tamamen başka bir boyuta taşıyarak insan haklarının olmadığını söylemleri ne muhatap oluruz. Türkiye'deki kadar özgürlük Avrupa'nın birçok ülkesinde de yok. Ben bunu söylüyorum. Evet. Yani Tayyip Bey'i sevip seversiniz, sevmezsiniz. O insanların kişisel tercihleri. Ama ben dünyada birçok ülkeyi, 70 küsür tane ülke gezdim. Ülkemiz bu ülkeler içerisinde gerçekten çok başa güreşen özgürlükçü bir ülke olduğunu da söylemek istiyorum. Bu kadar da net. Bak hepsi ayrı. Bir söylediğim başka bir şeydi, öbürü başka bir şeydi. Birinde onlar haklı, birinde bunlar haklı. Ne diyorum? Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyeti için böyle bir söylem yapmış olsaydı daha çok yakışırdı. Ama MHP'den diyelim ki %6, %7'lik bir oran var. Bunun ancak %1'i gider. Gitmez yani. Bunlar siyaseten bel altı vuruşları. Meral Hanım'a bana göre yakışmadı. Devlet Bey'i yıllarca onun genel başkanlığını yaptı. Devlet Bey'in ağzından ne çıkacağını Meral Hanım kadar çok daha iyi bilir. Kimse bilemez. Yani en yakınındaki ona dokunan. Ama işte siyaset böyle bir kirli bir şey. Ona dokunan, onun sözlerini en iyi algılayacak olan insanlardan biri. Siyaseti kirletmemek lazım. Evet. Öcalan'a da sayın demez ama Öcalan der. Bebek katili demeyebilir. Çünkü yapılacak olan bir yeni açılımda Devlet Bahçeli kayıtsız kalmak zorunda. Çünkü ülke menfaatleri bazı ideolojik hareketlerin önüne geçer. Bu da onlardan biridir. Zaten temel fikir ülke menfaatleri. Bu kadar. Onun için peki, bu tür şeyleri yargılarken, düşünürken ağzınızdan çıkacak sözleri 3 kere 5 kere düşünmek lazım. Yani karşısında kolay değil. Daha önce Meral Akşener seçim öncesi Kürtlere yeşil ışık yaksın diye
HDP ile görüşmeler sağladılar. Şimdi bir Abdullah Öcalan demiş diye Devlet Bey'in böyle bir şeyle sorumlu tutulması çok yanlış.